Gel anne. Hadi şu kapıdan çık gel. Zehra. Ne yapsam hiç bilmiyorum Hazar Bey. Sussam canım çok yanıyor. Haykırsam hiçbir faydası yok. Bir ananın evladının nerede nasıl olduğunu bilmeden onu beklemesinden daha zoru var mı? Bilmiyorum. Sen bize kötü haberi ulaştırma ne olur. Yok yok, aç bakalım aç. Alo. Eyan yanımda Zehra Hanım. O iyi. Merak etmeyin. Sabah bile beklemeden sizi görmek istedim. Ne oluyor? Eyan bulunmuş, iyiymiş. Bizi hemen görmek istiyormuş. Ah, şükürler olsun. Sen söyle neredeymiş, görüp olalım kızımızı söyle. Eyan sizi görecek elbet. Yalnız bir şartım var. Ne diyorsun? Şart mı diyorum? Ne şart ya? Evladın üzerine şart mı olurmuş? İyi değil mi yoksa kızım? Ver çabuk bir sesini duyayım. Duyayım sesini, iyi olduğunu anlarım. Söyle sen, ben gelip alayım kızımı anasına kavuşturayım. Neredesin söyle. Reyyan iyi. Onu görmeniz için otele getireceğim. Çiftliğe getirirsem yine olay çıkacak. Reyyan'ın daha fazla üzülmesini, yorulmasını istemiyorum. Sizi görsün, siz onu görün yeter. Tamam tamam, dünya gözüyle yavrumun iyi olduğunu göreyim de ben. Zehra Hanım bir şey daha var. Reyyan, Gül'ü çok görmek istiyor da. Eğer uyumadıysa. Yok uyumadı. Hissetmiş gibi o da ablasının yolunu gözlüyor. Ablamı göreceğim diye huysuzlanıyor. Gül'ü de getireceğiz tamam. Bak bak beni dinle Miral. Erik. Şükürler olsun. Ay ya. Allah'ım sesimizi duydu. Kızımızı bize geri getirdi. Çok şükür. Haydi toparlan gidelim hemen görelim. Hazar Bey. Reyhan'ı oralarda bırakmayalım. Alıp kızımızı evimize getirelim. Ne yapalım edelim. Reyhan'ı Miran'dan alalım. Bizim yanımızda kimse ona bir zarar veremez. Bunu böylece anlat Miran'a olur mu? Tamam haydi. Haydi toparlan çıkalım artık haydi. Hadi. Yine gönderemedik. Yerden dönemeseydi keşke. İyi misin Reyhan? Geçmiş olsun gelin hanım. Sağ olun. Gönül. Hepimizi çok korkuttun. Ama işte buradasın yine. İyisin. Geçmiş olsun Reyhan. Geçmiş olmasına olsun da... böyle tedbirsiz... bu ailenin adetlerini çiğneyerek hareket edersen daha başına çok şey gelir. Senin düşüncesizliğin yüzünden Aslan Bey karılarına kızlarına sahip çıkamamış diyecekler ama... bu sana ders olacaksa... varsın desinler. Babaanne. Ne yapsaydım? Adamlarına koşanıp ailemi öldürmeye gidişini mi izleseydim Azize Hanım? Aradığını bulabildin mi Miran? Kim çıktı kaldırdığın taşın altından? Sonra babaanne. Hadi Reyhan. Badire'yi de atlattık. Bakalım sırada neler var. Siz benim ayağıma dolaşacak işler yapmayın. Ben gerisini hallederim sultan. Artık ipini sen de tutamıyorsun. Devran döndü. Her sultan bir gün tahttan iner. Yerine yeni bir sultan gelir. Gel kızım.
Ya kuzu? Milancım mı getirecek ablamı? Ben demiştim. Miran bana söz verdi demiştim. Onlar niye evimize gelmiyor? Hem ben Miran'a bisikletimi gösterecektim. Geldim Kabe. Çok özledim çünkü seni. Ben de seni çok özledim canım ablam. Ay. Annem ablam biraz hasta olmuş. Onu görmeye gideceğiz deyince ben de hemen geldim. İyisin değil mi? İyiyim tabii. Seni gördüm ya geçti hepsi. Kimse bir şey etmedi de mi canını yakmadı be kızım? Ben hasta olunca hiç öyle şeyler yapmıyorsunuz ama. Çiçeği. Birazcık da bana bırakın. Abla, Miran nerede? Yalnız mı geldin sen yoksa? Gel bakalım buraya. Böyle mi aile olmak? Babalar böyle mi kucaklar evlatlarını? Analar hep böyle mi koklar saçlarını? Böyle mi bakarlar evlatlarının gözlerine? Belki onlar yanımda olsa ben de senin gibi olurdum Reyhan. Böyle kas katı kalmazdım öfkeden. Gül gibi bir kardeşim olsa benim de parlardı gözlerimin için. Onu da bulurdum anamın kokusunu. Belki babamın gözlerini alır, bana babam gibi bakardı. Anam gibi gülerdi belki. Ben istemez miydim anamın omzuna başımı koymak? Babamın eli sırtımda. Beni ne gök gürültüsünden ne de yalnızlıktan koruyan kimse olmadı. Evimiz hep öksüz. Yetim çocukların eviydi.
affetmek yok. Bu çocuğu hem yetim hem öksüz bırakana bu dünyada bundan öte mutluluk yok. Vazgeçmek yok Miran. Ananı babanı toprağın altına koyarken senden bütün renklerini alıp sana sadece kendi siyahını bırakanı toprağın altına koymadan vazgeçmek yok. ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.